Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Eczacılar Odası İşbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında kullanılmayan ve son kullanma süresi geçmiş ilaçlar toplanıyor. Vatandaşlar artık evlerindeki kullanmadığı ilaçları eczanelere konulan atık ilaç kutularına atıyor. Toplanan ilaçlar Çanakkale Belediyesi'nin tıbbi atık merkezinde imha edilecek. 36. Bölge Çanakkale Eczacılar Odası ve Çanakkale Belediyesi ile ortak bir projeye imza attı. Sıfır atık projesi kapsamında evlerde kullanılmayan ve son kullanma süresi geçmiş ilaçlar eczanelere yerleştirilen kutularda toplanmaya başlandı. İlk olarak 36. Bölge Çanakkale Eczacılar Odası tarafından yaptırılan atık ilaç toplama kutuları Çanakkale Merkez, Kepez, Lapseki ve Çardak'ta bulunan eczanelere yerleştirildi. Proje ile ilaçların evsel atıklardan ayrıştırılması, bilinçsizce mutfak, banyo ve tuvalete dökülen atık ilaçların şehir kanalizasyon sistemi ve dolayısıyla arıtma tesislerinden tekrar suya, havaya veya toprağa geçerek insanlara ulaşmaması ve çevre sağlığını etkilememesi amaçlanıyor. Proje hakkında görüşlerini aldığımız 36. Bölge Çanakkale Eczacılar Odası Başkanı Jale Karaata, daha önce ilaçların çöp kutularına atıldığını ve bunun da halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek projenin önemini vurguladı. 2019 yılında çıkan sıfır atık yönetmeliği gereğince miadı geçen ilaçlar toplatılacak. Çok önemli bir proje. Çünkü bunlar çöp kutularında halk sağlığını tehdit eder boyuttaydı. Bizim ilimizde de Çevre Müdürlüğü ile beraber, özellikle Çanakkale Belediye'miz, Temizlik İşleri Müdürümüz Aysun Hanım'la beraber bu konuda bir çalışma yürüttük. Biz bayağı maliyetli olan bu kutuları ilimizdeki eczane sayısı kadar toplu halde yaptırdık. Eczanelerimize dağıttık. Vatandaşlarımız artık evlerinde miadı geçmiş ürünleri istedikleri eczanelere veya belediyenin belirleyeceği noktalardaki yerlere bırakacaklar. Belediye ile yaptığımız protokol gereği belirli dönemlerde gelip eczanelerden bu kutuları alacaklar. Eczanede de bakın çok işlevsel. Vatandaş getirdiği zaman ürünü buradan atacak. Kapattığı zaman içine girecek. Bizler dahi elimizi süremiyoruz. Kilidi var. Belediye geldiği zaman bunu alıp kendi deposunda, sonra da oradan ilaç imha birimlerine gönderecekler. Şu an ilk aşamada belediyelerin isteklerine göre olaraktan ilimizde Çanakkale Merkez, Kepez, Çardak, Lapseki illerinin ilçesindeki eczanelerimizinkini yaptırdık. Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aysun Kavcar proje hakkında yaptığı açıklamada herkesin evinde bulunan son kullanma tarihi geçmiş ilaçları eczanelerdeki kutulara atmalarını söyledi. Şimdi bundan öncesinde hepimiz vatandaş olarak kullandığımız ilaçların tarihi geçmiş ilaçları muhtemelen çöp bidonlarına, kanalizasyona, lavabolarımıza, tuvaletlere boşaltıyorduk ya da çöpe atıyorduk. Ancak bu ilaçlar çöp değil, tehlikeli atık. Dolayısıyla sıfır atık yönetmeliği kapsamında hem Eczacılar Odamıza hem belediyemize bir takım yükümlülükler yüklendi. Bu kapsamda Çanakkale 36. Bölge Çanakkale Eczacılar Odası ile birlikte bir proje başlattık. Kent merkezindeki 72 tane eczaneye atık kutularını Eczacılar Odası tarafından yerleştirildi. Bizler de bunların duyurularını yaptık. Şu anda afişlerini hazırlıyoruz. Tüm eczanelerimize bu afişler asılacak. Dolayısıyla burada halkımızın da bu projeye katılımını bekliyoruz. Şöyle ki tarihi geçmiş evlerimizde bulunan ilaçlarımızı artık bundan sonra hiçbir yere atmıyoruz, dökmüyoruz, çöpe de bırakmıyoruz. Eczanelerimizin hepsinde var olan atık ilaç kutularını atıyoruz. Biz de onları daha sonra lisanslı taşıyıcı firmalarıyla tehlikeli atık lisansı olan bertaraf edilmek üzere o tesislere göndereceğiz. Lütfen vatandaşımıza bir kere daha atık ilaçların çöp olmadığını hatırlatmak istiyoruz. Vatandaşlar ise daha önce kullanılmayan ilaçları bazı durumlarda çöpe atmak zorunda kaldıklarını belirterek uygulamanın çok iyi olduğunu vurguladılar. Zaman zaman ilaç kutumu kontrol edip varsa şeyleri, geçmişleri de atıyorum tabii. Mümkün olduğu kadar. Nereye çok atıyordunuz? İstanbul'dayken tıbbi atıkları gönderiyordum. Burada belki bir iki defa çöpe koymuş olabilirim. Uygulama hakkında neler söyleyeceksiniz?
çok iyi. Diğer evde aslında bütün diğer şeyleri, atık yağlarımı, kağıtlarımı, plastiklerimi, camlarımı hepsini belediyenin şey yaptığı yerlere atarım. Çöpe koymam zaten evsel atıkların dışında ama tıbbi atık burada şey olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğim çok iyi oldu. Harika bir şey. Onlara işte arkadaşımızın eczanesi var. Yeni bir uygulama yapıldı. Şimdi getirip oraya atıyoruz. Çok iyi oldu tabii. Daha önce tabii çöpe atıyorduk. Belediyenin yerleri vardı. Oraya denk gelince oraya atıyorduk. Ama şimdi tabii daha iyi oldu. Bu eczanelerde bu uygulama çok iyi oldu. Biz de oraya atıyoruz artık.